Hazalcığım. Rahatsız etmiyorum değil mi tatlım? Yok. Bir şey mi oldu? Ben konuşmak istemiştim. Müsait misin? Eğer yorgunsan sonra da konuşabiliriz. Önemli değil. Gelsene. Lütfen rahatsız olma. Ben şöyle otururum. Nazlı merak ediyorsun tabii. Aslında ben de bu konuyu konuşmak için gelmiştim. Hazalcığım, ne olur kusura bakma. Benim baştan beri sana her şeyin söylenmesi taraftarıydım ama Vural mani oldu. İnan bana. Hatta ona da söyledim, saklama dedim ama dinletemedim. Olan oldu artık. Yapacak bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Peki tam olarak ne söyledi o gün sana? Evli olduklarını, sonra da terk edip gittiğini. Sadece bu kadar mı? Sadece bu kadar mı derken? Anlayamadım. Yani başka bir şey söylemedi mi? Başka bir şey mi söylemesi gerekiyordu? Anlatmadığı bir şey mi var? Yok, o manada söylemedim. Biz de merak ediyorduk çünkü. Yani son zamanlarda görüyorduk, kavga ediyorlardı devamlı ama neden terk ettiğini bilmiyorduk tabii. Belki sana anlatmıştır diye sordum. Ebru'yu Sinan'ın yanına yerleştirmişsin. Evet, bahsetmiştim sana. Sinan'ın ne yaptığını bize rapor edecek birini bulacağını söylemiştin. Hazal'ın akrabalarını şirkete yerleştireceğini değil. Bu iş için Ebru'dan daha iyisini bulamayız, güven bana. Kardeşin belli ki bizi batırmak adına rakiplerimizle anlaşma yapmış. Ve sen bütün bunları açığa çıkarması için iş bilmez bir kızı görevlendirdin, öyle mi? Ondan daha iyisini bulamazdık yani. Aynen öyle, göreceksin. Naz'ın gidişi yalnız Vural'ı değil, hepimizi etkiledi. Kimse hiçbir şey anlamadı tabii. Nereye gittiğini de anlamadık. Aralarında ne olduysa kız birdenbire ortadan kayboldu. Düşün. Abisi bile bizden bildi, bize hesap sordu. Abisi mi? Nasıl yani? Vural sana anlatmadı mı? Aziz Toprak'tan bahsetmedi mi sana? Aziz Toprak... Hani şu düğünde ateş eden adam mı? Evet tatlım. Düğünde de bu yüzden ateş etti. Kardeşin kaybolmasından Vural'ı sorumlu tutuyor. Bütün derdi Vural. Adam takmış kafayı Vural'a. Çeşmedeki eve de geldi kaç defa. Hatta bir keresinde Vural'ın avucuna kurşun sıkıştırmış. Kardeşimi öldürdün mü falan saçma sapan konuşup gitmiş. Neyse ben kalkayım. Hazal, Vural bu konuştuklarımızı duymasın olur mu? Zaten o sana anlatır. Başka öğrenmek istediğim bir şey olursa konuşuruz tekrar. Tamam mı tatlım? Catering için farklı bir şirketle anlaşın. Bizim otel çalışanları da geleceği için ekstra servis elemanına ihtiyacımız olacak. Davet alanıyla da konuşun. Aksilik istemiyorum. Tamam mı? Tamamdır Sinan Bey. Anneciğim merhaba. Müsait misin? Evet, abinle beraberiz. Ne oldu? Abim yanında mı? Çok iyi. Ben de senden sonra onu aramayı düşünüyordum. Size söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bir dakika. Abin de duyuyor şimdi söylediklerini. Kenan Bey filoya alınacak geminin ön ödemesini yaptı. Öncelikle bunu belirteyim dedim. Geriye sadece Demiroğlu Holding'in ödeyeceği meblağ kaldı. Ayrıca yönetim nezdinde tanışma gerçekleşti. Ama Demiroğlu Holding ve Athena grubunun çalışanları henüz birbiriyle tanışmadılar. Kenan Bey alınacak yeni gemiyi tanıtmak için bir yemek organize ediyor. Bu vesileyle çalışanlar da birbiriyle tanışacak. Hep beraber ortaklığımızı kutlayacağız. Tabii sizin de katılmanızı rica etti. Patronculuk oynuyor yani. Hiç boşuna nefesini tüketme Sinan. Katılmıyoruz biz. Abim yoksa doğal olarak sen de katılmıyorsun demektir anne. Haksız mıyım? O balıkçı parçasının gösterişine malzeme olmam ben Sinan.
İyi tamam o zaman ben de ailemi tek başıma temsil ederim. Yapacak bir şey yok. Neyse benim şimdi organizasyonla ilgilenmem gerekiyor. Eğer fikrinizi değiştirseniz haberim olsun. Görüşürüz.